aslında pek çok krizin beraber yaşandığı bir dönem. Ergen kendi bedeni değişiyor, bedenindeki değişimleri takip etmeye çalışıyor bir yandan. Bir yandan kimlik geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan aslında vücudunda hormonlar değişiyor. Pek çok değişimi bir arada yaşarken o yüzden ergenin biraz gergin olması, huzursuz olması, tarz belirlemede sorun yaşaması kaçınılmaz gibi geliyor. Eğer ergen yaşadığı ortamda daha önce sorunların şiddetle çözüldüğüne ya da şiddet uygulayanın güçlü olarak algılandığına ve ona etrafındaki insanların biraz daha biat ettiğine tanık olmuşsa ya da arkadaş grubunda eğer güçlüysen popülersindir, güçlüysen grup liderisindir, böyle şeylere tanık olduysa şiddeti bir zaman sonra bir davranış şekli olarak benimseyebiliyor. Hele de ergenlerin o dönemdeki dürtüselliğini göz önüne aldığımız zaman biraz daha fevri çıkışlar, bunu bir sorun çözme yöntemi olarak, aktif olarak yaşamlarında kullanmalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu yaşadığımız zamanlarda bir kere şiddet şiddeti doğurur. Önce buradan yola çıkmak gerekiyor. O yüzden de ergenin itme, kakma ya da işte kavga çıkarma bu davranışları karşısında birazcık tutarlı ve net durmak gerekiyor. Ve kesinlikle ona katı sınırlar koymak gerekiyor. Ben sana zarar vermiyorum, sen de bana zarar veremezsin. Bu konuda çok net, tutarlı ve katı bir sınırımız olması gerekiyor. Ya da eğer dışarıda bunu fark ettiysek, bir gruba dahil olma, şiddet içeren eylemlerde bulunma, eğer bunu fark ettiysek de mutlaka bir uzmandan yardım almamız gerekiyor. Hele de eğer bu özellikler ergenlikte ortaya çıkmamış, çocukluk çağından itibaren çocuğun şiddete karşı bir yatkınlığı varsa erken dönem başlangıçta olduğunu düşünebiliriz. O yüzden de mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor.